Sevgili izleyiciler, İz Bırakanların bu bölümünde Türkiye'nin en önemli isimlerinden biriyle beraberiz. Tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy'la. Efendim merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizin sanat yaşamınızı konuşmak istiyoruz. Tabii olmazsa olmazınız anneniz Semiha Berksoy'u. Evet. Türkiye'nin en özel ve en önemli isimlerinden biri dedim ama aynı zamanda akademisyenliğiniz de var. Evet. Değil 40 mi? Senelik. Bunu da mutlaka söylememiz gerekiyor. Eğitim devam ediyor. Gençleri de bir evet, yandan tabii, eğitmeye yani, devam evet, ediyorsunuz. Evet, tabii. Sanat yaşamınız nasıl başladı? Oradan başlayalım ve annenizle evet. ilgili anılara dönelim. Şimdi benim annem Zeynep Kamil'le doğuyorum ben. Hı hı. Herkes ikiz dermiş anneme, ikiz doğuracak dermiş. Annem doğurucu zaman işte sancılar çekiyor falan. O hastaneyi kuran bir Eyüp Bey var, çok önemli doktor. Eyüp Bey demiş ki Semiha Hanım böyle bağırmayın demiş, bir arya söyleyin demiş. Annem de başlamış Tosca aryasını söylemeye. Benim doğumumda böyle bir Tosca aryası var. Ondan sonra tabii çocukluğum, yani en küçüklüğümden beri annemin hayatından dolayı işte 6 aylıkken Ankara'ya gidiyoruz. Hı hı. Ankara o zaman 46'da yani konservatuvarın tatbikat sahnesi var. Orada bir Madame Butterfly oynuyor. Tabii Carl Ebert var orada, en önemli hı hı. rejisör. Yani her zaman böyle işte 40'lı yıllar, 40'lı yıl demeyeyim de işte 50'li yıllar. Ben 46 doğumluyum çünkü. İşte 50'li yıllar, 60'lı yıllar hep böyle operanın içinde büyüdüm demek lazım. Sonra onun çok yakın ressam arkadaşı vardı orada, dekoratördü, Turgut Sayın. Hı hı. O zaman beni provalar arasında oraya bırakırdı. Turgut bana resimler falan yaptırır. Onun böyle çalışma masası vardı ve kocaman deniz kabuklarının içine kalemlerini falan koyardı. Yani çok keyifli bir çocukluk geçirdim evet. diyebilirim. Anneniz sizi hiç de bu turneler boyunca şehirden şehire de dolaşırken ama hiç bırakmazdı değil mi o Hayır. dönem? Hayır, annem beni hiçbir zaman evde bırakmaz, işte bizim aileye teslim etmez, hiç kimseye bırakmaz. Yani o nereye ben oraya, o nereye ben oraya. Hatta 1949'da bir Viyana'ya gidiyor annem. O zaman savaş sonrası Viyana'ya evet. gidiyor. Orada bir konser veriyor filan. Orada Viyana Operası'ndan teklif alıyor. Ve biz operaya gidiyoruz. Ben çok hayal meyal operayı hatırlıyorum. Diyor ki annem, İçeri gireceğiz, mümkün değil yani. Viyana'da o tarihte opera ve Wagner oynanıyor içeride de. Ondan sonra Die Walküre operası oynanıyor. Beni üçüncü ranga gizlice palton içinde sokuyor. Kadınlar diyorlar ki bu ne bu diyorlar. Hiç sesini çıkarmaz diyor, hiç merak etme. En kenara oturuyor. Ve annem derdi ki sen gözünü kırpmadan aşağıya baktın derdi. Göz kırpmak yok, bakıyorum böyle. Kaç yaşındaydınız o zaman? 3,5. Aman Allah'ım. 3,5. Çok sonra da iyi. Orada böyle sahnenin bir yerinde böyle işte kıvılcımlar kalkıyor falan. Votan geliyor işte falan. Onları da taklit ederdin. Anne uuu diye derdi bana. Yani öyle bir çocukluk. Opera konuları içinde, tiyatro konuları içinde. Yani öyle. Evet. Şimdi aslında sizin sanat yaşamınızla konuşacağım ama Semiha Berksoy'dan da ayıramıyorum o yaşamı çünkü çok iç içe buluyorum tabii. çocukluğunuzdan beri tabii. gelişen yaşam. Tabii bu arada babanızı da atlamayalım. Babanız da sanat seven bir kişilikti evet, değil mi? Evet yani benim babam gerçekten annem son derece kendine uygun ve akıllı bir evlilik yapmış. Ve bir aşk evliliği aynı zamanda. Yani benim babam Saint Joseph mezunu sonra Sorbonne'da dış ilişkiler, seans politik yapıyor. Fakat 6 yaşından beri piyano çalışıyor. Ve aynı zamanda benim babam bir konser piyanistiydi. Lakabı da Şişli'de oturuyorlar. Rapsodi Ercüment. Yani Rapsodi'yi çalmak Liszt'in evet. müthiş bir virtüözite isteyen bir şey. Ve böyle bir şey. Fakat o zaman işte piyanistlikten nedir ki artistlik, piyanistlik? İşte babama bir meslek sahibi olsun diye gönderiyorlar. Sonra tabii geliyor ama ya politikaya giriyor, çok o zaman arkadaşları istiyorlar politikayı. Siyaset bilimi tahsil ediyor. Evet, siyans politik yapıyor. Ama işte bu Demokrat Parti zamanı, Fatih Rüştü Zorlu, Ferit Melan sınıf arkadaşları. Anne babam hiç politikaya girmedi ve de iyi etti. Girmedi yani. Ama ithalat ihracat şirketi vardı, onu yapıyordu ama tabii
müthiş piyano çalardı. Mesela annem şarkı söylerken onu hep akompanye ederdi babam ki yani çok önemli. Evet, çok ama çok önemli bir destek. Ama hiç bu tarafını hiç şey yapmadı. Ama sanatta korkunç anlaşan bir çiftti ve çok güzel bir adam. Ayrıca. Annenizin de üretkenliğine böylelikle dolaylı yoldan da katkı sunmuş. Evet, çok oluyor. Evet, çok anlaştığı bir adam. Bir de benim annem biliyorsunuz güzel meraklısı. Yani evet. Güzel olmadı mı Kadir? İlla çok güzel olacak. Babam da öyle yeşil gözlü ve çok güzel bir adamdı. Ercüment Siyavuşoğlu. Siyavuş Paşa soyundan geliyor. Evet. Kaç yaşında tanışmışlar Zeliha Hanım, annenizle babanız? 31 yaşında. Tanışıyorlar. 1941 annem Tosca oynarken Ankara'da. Şimdi Semiha Berksoy deyince hangi kelimelerle tanımlamak lazım? O zengin kişiliği, karakteri. Kelimeler herhalde kifayetsiz kalır diye düşünüyorum. Evet, tarifi mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği, Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği evet. En önemli sanatçılardan evet. Bir tanesi. Yüksek Dramatik Soprano. Yüksek Dramatik Soprano. Ve Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı. Evet, evet. Şimdi Semiha Hanım'ın hayatına da baktığımız zaman çocukluk yıllarından başlayan bir üretkenlik ve bir özgüven var. Evet. Örneğin 15-16 yaşında kendi çizdiği desenleri büyük bir özgüvenle evet. Akademinin kapısını çalarak evet. Getiriyor ve kendini sorgulamalarını evet, istiyor. Evet, evet. Bu hep vardı benim annemde. Yani kendinde bir kabiliyet, bir şey görüyor ama bunu bir yerde akademik olarak değerlendiriyor. Yani var mı yok mu? Kendini bir sınıyor orada. Derken bir ilan görüyor gazetede. İşte şehir tiyatrosu o zaman Darülbedai tiyatro sınavı açıyormuş, öğrenci alacak. Hadi bu kalkıyor bu sefer onun sınavına gidiyor. Orada Hırçın Kız'dan bir tirat söylüyor ve hemen kabul ediliyor. Böylece tiyatro mektebine de başlamış oluyor. Bakın şimdi yani üç sanatı birleştirirken bu işte tiyatro okuluna gidiyor, geliyor gayet başarılı falan. Konsertvara da gideyim sesimi de baktırayım diyor. Kalkıyor orada konsertvar var tabi İstanbul konsertvarı. İşte Cemal Reşitre orada. Nimet Vahit Hanım var onun yeğeni, şan hocası falan o da. Gidiyor sesini dinledi. Aman diyor Nimet Hanım Cemal Bey'e. Bu diyor dramatik soprano. Ben bunu hemen çalıştırayım bir sene sonra diyor konser versin bu diyor. Çalıştırıyor ve şanson Endu'yu söylüyor bu. Cemal Bey ile birlikte. Tabii Darülbedai'den sonra şehir tiyatrosuna giriyor. O sırada işte onlar da bu lüks hayatı falan yapıyorlar. Yani operetler dönemi de başlıyor. Hem dram tarafında oynuyor Muhsin Bey'le hem de operet bölümünde oynuyor. İki tarafta da oynuyor. Ve bütün o operetlerdeki grand dame rolleri tabii Semiha'ya yazılıyor filan. Yani 1936'ya kadar yaşamı bu şekilde devam ediyor. Yani hem operetler hem dram tarafında çok meşhur. Semiha sesiyle çok meşhur. 36'da opera için sınav açılıyor İstanbul'da. Yani Karl Ebert geliyor. Ondan sonra işte Atatürk'ün istekleri tabii bunlar. 34'te ilk operayı oynuyor Atatürk'ün emriyle Ahmet Adnan Saygun. Özsoy'u koyuyor. Oradaki Ayşin rolü var. Türk kızı Ayşe. Onun için İstanbul'dan getirtiliyor. Nimet Vahit Hanım falan 4-5 artist getirtiliyor. Ve ilk opera Özsoy'u oynuyor. Evet. Ve Atatürk işte köşke davet ediyor onları, bütün artistleri böyle bir akşam. İşte anneme de soruyor, siz diyor Ayşim'den bir şey söyler misiniz diyor. Atatürk o zaman provalara falan giriyor. Siz böyle bir cumhurbaşkanı gördünüz mü? Opera provasına geliyor. Nedir ne değildir bakıyor. Yani dehşet bir dönem. Ondan sonra annem de tabii çok cin. Diyor efendim diyor Ayşim yok ama ben Madame Butterfly söyleyeyim diyor. Sesini gösterecek. Ondan sonra işte hocası piyanoya geçiyor. Yani Madame Butterfly arya söylüyor. Atatürk hemen plağı aldırıyor, onun plağı aldırıyor. Çok mutlu oluyor. Gelmiş böyle piyanonun başına oturmuyor. Durmuş böyle Atatürk. Annem de burada söylüyor. Tabii çok mutlu oluyor. Hemen Avrupa'ya gönderilmesini istiyor Semiha Hanım. Ama olamıyor o iş. Çünkü tabii etrafı o kadar aydınlık değil Atatürk mesela. Değil. Evet, o yıllarda. Değil. İşte değil onlar. 36'da işte sınav açılıyor. Atatürk yurt dışından uzman getir diyor. Berlin'den. Ve onlarla sınavı kazanıp Berlin Müzik Akademisi'ne gidiyor. Ondan sonra birdenbire hayatının böyle rayı değişiyor bir anda.
birden de dünyaya çıkmış oluyor. Kariyerinin dönüm noktası diyebiliriz. Evet, kariyerinin orada ciddi bir şey var yani, başkalaşma var. O Berlin'de çok meşhur oluyor. O Richard Strauss Festivali'nde başrol oynuyor falan. Yani orada başka bir yere çıkıyor. Ama mesela yüksek dramatik soprano söylediği operalar çok farklı. Richard Wagner, Beethoven, Strauss falan söylüyor. Mesela orada hiçbir zaman kalmayı düşünmedi. Asla. Orada bir yana operasından çağırıyorlar, Berlin operası. Hayır diyor, bu bavulu topluyor, Türkiye'ye geliyor. Çünkü bunların derdi Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Türkiye Cumhuriyeti. Yani derdi bu bunların. İşte o yüzden de Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli, en özel sanatçılar arasında ilk kadın opera i̇lk kadın. Sanatçısı evet, olarak yani, adını altın harflerle evet, tarihe yazdırıyor. Evet, benim derdi yani bugün de hiç doğru yaptım diyorum derdi. Çünkü orada böyle şeyler var ama kendi memleketimde yok olduğu için ben bunu kendi memleketimde göstermek zorundayım diye dönüyor. Peki efendim, burada bir şey sormak isterim size. Hep Cumhuriyet dönemi, yani Cumhuriyet'in daha doğrusu başlangıç yıllarından bahsedersek, Atatürk'ün de çabalarıyla yurt dışından pek çok eğitimci, sadece müzik, opera, tiyatro değil, pek çok alanda, çok. Bilim adamları, mimari, çok herkesi getirtiyor. Evet, üniversitelerin kurulması, hepsini İstanbul yapıyorum. Üniversitesi'nin evet, vesaire, evet. Pek çok kişiyi getiriyor ve aydınlanma sürecinin o başlangıç yılları, sanatın da en doğurgan, en üretken aynı zamanda evet, evet, yılları. Evet. Fakat şöyle eleştiriler de oluyor zaman zaman. Tüm bu üretkenliğin bir batı yapışması olduğuyla alakalı. Sanki yoktan var edilmiş, dışarıdan girinip adapte edilmiş. Şimdi siz çok güzel aktardınız anneniz Semiha Berksoy'un anılarından. Aslında burada bir nasıl bir emek olduğunu, nasıl bir gayret olduğunu, nasıl bir çaba olduğunu çok açık ve net görüyoruz. Ama yine de bunu da sormak istiyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey, yani Osmanlı'da da zaten bu batılılaşma var. Bütün padişahlar valsler yazıyorlar. Örneğin benim hatırladığım Şekerahmet Paşa dönemi var. Şekerahmet Paşa bir defa bu resim meselesini getiriyor. Evet. Ondan sonra daha 1876'lar, 79'larda Sultanahmet'te galeriler açılıyor. Türk kadınları resim dersleri alıyorlar. Yani böyle bir şey başlamış. Atatürk var olan bir şeyi akademik hale getiriyor. Akademik olarak yolunu açıyor eğitim açısından. Yoksa Osmanlı'da zaten var bunlar. Yani biz o devrin siz fotoğraflarına bakın ya da benim baba anneannemin fotoğrafları var. Fotoğrafhaneye gidiyorlar, yüz göz açık fotoğraf çektiriyorlar. Yani örtü, sıkma baş filan değiller. Yüz göz açık böyle saçları. Hanımlar fotoğraf çektiriyorlar. Sonra mesela düğün resimleri var. Hiçbirinde böyle peçe meçe yok. Benim anneannemde de yok öyle bir şey. Evet. Yani bu ben size söyleyeyim 1800'lerin ortalarından itibaren zaten bir batı sanatı demeyeceğiz biz buna. Biz buna evrensel sanat diyeceğiz. Yani uygarlık içinde kültürel olarak da bunun içinde var olmak istiyorlar. Yani sadece ordunun efendim değişmesi, batılı yani işte şeyden, Yeniçerilerden ordu da biliyorsunuz değişiyor, değişim geçiriyor. Bunların içinde her şey değişim geçiriyor. Ona bakarsanız ondan evvel de Arabi Farisi var ve Arap kültürü var. Evet, evet. Çok yani doğru Yavuz Sultan Selim'den ediniz. Önce Fatih zamanı son derece uygar bir kültür var. Son derece efendim her yerden edinilen müthiş bir eğitim ve kültür var Fatih zamanı. Yavuz Sultan Selim onu kapatıyor. Efendim el eseri getiriyor. Yani anlatabiliyor muyum? O bakımdan tekrar Osmanlı, zaten Osmanlı Avrupa'ya kadar gitmiş. Yani Viyana kapılarına kadar bir, giden bir imparatorluk için o bir batı sanatı değil. Bir batı sanatı olamaz yani. Orada var olan şeyler yani o zaman Osmanlı biliyor bunları. Anadolu köylüsü bilmiyor. O başka. Evet. O başka. Orası kopuk ama İstanbul öyle değil. Değil elbette. Ben de sizinle bu konuda hemfikirim. Ancak zaman zaman böyle eleştiriler olduğu zaman bunları da ifade etmek gerekiyor. Çünkü tarih bilinmiyor. Tarih bilinmeyince saptırılıyor. 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 Yani
Olmaz böyle bir şey. Bunların hepsi yalan, saptırılıyor. Şimdi siz opera, resim, heykel gibi sanat, sinema gibi sanatın 7-8 dalını yok sayıyorsunuz. Ebru ve tesip sanatı diyorsunuz. Böyle eksik ve yoksun bırakıyorsunuz. Evet, eksik ve o zaman siz dünyaya nasıl ait olacaksınız? Nasıl evrenselleşeceksiniz? Yani dünyaya birincisi sanat ve kültür olarak evrensel olabilirsiniz. İkinci spor olarak olabilirsiniz evrensel. Evet. Ama siz onun yerine sanayinizi kurmamışsınız. Atatürk çorak ülkede sanayi kuruyor. Siz kurmamışsınız. Sümer Bank'ı kuruyor, şeker fabrikalarını kuruyor. Neler neler, neler neler. Zonguldak'ı kuruyor, yapmadığı yok. Hani operalara, tiyatrolara önem veriyor, kendisi operalara gidiyor ama burada bunları da yapıyor. Demir yolları diyor, şu diyor, bu diyor. Yani bir dahi olarak çok yönlü ve hızlı kalkındırma. Yani buna sıçramalı. Siz bilmem kaç sene bile oturmuşsunuz. 100 yıl. Ondan sonra siz sıçramalı bir şey yapıyorsunuz. Yani birdenbire dünyadaki ne bileyim uygar bir ülkenin derecesine anında çıkmak istiyorsunuz. Oraya çıkmanız için belki 70 sene lazım. Onu istemiyor. Bir anda çıkmak istiyor. Bir anda şeyi halkını çıkarmak istiyor. Bir anda tarıma giriyor. Bir anda çiftçiliğe giriyor. Bir anda hayvancılığa giriyor bakıyorsunuz. Aynı anda bunları yapıyor. Bir anda üniversiteler, bir anda demir yolları, bir anda hayvancılık, bir anda tarım. Enteresan bir şey yani. Evet. Eş zamanlı ve hepsi Türkiye'yi o kendi ifadeleriyle muasır medeniyetler muasır seviyesine ulaştırmak için. Yani buradaki kelimeyi çok yanlış ben geçen gün de duydum. Efendim Batı medeniyeti, hayır Batı medeniyeti değil, muasır medeniyet. O anda, bugün, el an, nerede mesela en üst düzey medeniyet varsa, nerede? Hindistan'da mı, nerede? Japonya'da mı, nerede? Onu hedefliyor. Evet. Onu hedefliyor. Muasır medeniyet dediği bu. Yani Avrupa değil, bugün Avrupa çok farklı bir yerde ama başka yerler çok daha ileri. Hatta Amerika'dan ileri. Elbette, elbette. Dünyaya baktığınız zaman... Evet, evet. Onu istiyor mesela. Mesela bugün ne bileyim Finlandiya'da eğitim çok üst düzeyde, öyle söyleniyor. O zaman diyor ki onu alalım biz model olarak diyor. Evet. Şimdi eğitim dediğiniz aynı zamanda... tiyatro eğitmenliği de yapıyorsunuz. Evet, gençler çok önemli. Türkiye'nin de çok büyük bir oranda genç nüfusa sahip olduğunu biliyoruz ülkemizin de. Gençlere bakınca sanatla olan ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bizde müthiş yetenekler var, bunu söyleyelim. Yani oldum olası var. Fakat onlara tabii yol göstermek, onlara sahip çıkmak, onları desteklemek ayrı bir şey. O, onun yapılması lazımdı. Tabii bunu herkes yapmıyor. Sponsorlar buna yanaşmıyor özellikle tiyatro konusunda. Ama devletin sanata büyük destek vermesi lazım. Yani öyle böyle değil. Oysa binalar kaybediliyor, yerler kaybediliyor ve gençler işte odaların içinde filan çalışıyorlar. Şimdi bunlar tabii iyi şeyler değil. Ama şöyle de bir iyiliği var. Böyle baskılandıkları zaman da müthiş yaratıcı oluyorlar. Yani bir de o tarafı var. Hani yoksunsa eğer... Ama evrensel sanat bastırılamaz. Yapıyor. İşte bizde bastırılıyor. Bastırılınca o evrensel sanata böyle ulaşıyor mesela. Ulaşıyor. Onun için bizde mesela bazı yönetmenler var, beni çok şaşırtıyor. Bazı oyuncular var, beni çok şaşırtıyor genç. Yani fazla da şaşırmıyorum. İstediğim şeyi görüyorum. Ve de diyorum ki yani tamam bu iş. Bu iş tamam yani bunlarda geriye dönüşü olmaz. Ama bu aşağı yukarı 10 seneden fazladır böyle. Evet. Evet. Yeni kuşaklar da o şekilde geliyor. Çok denemeciler, çok yapıyorlar. Çok sevgi ve tutku içinde çalışıyorlar. Tabii bu insanı çok mutlu ediyor, çok ümit veriyor. Ama biraz da rahat yaşasalar, hani insan onu da istiyor. İşte o tabii olmuyor bizim memlekette. Evet. Yani yapılacak bir şey yok. Keşke hükümetler her zaman daha verici davransalar, daha farklı davransalar, sanatçıya sahip çıksalar filan filan. Yani o yönden ne yazık ki sanata destek yok, noktasında iyi değiliz. Yine dikkatimi çeken hadiselerden bir tanesi operalarda, opera ya da bale temsilleri sıklıkla tekrar ediliyor. Aynı temsiller. Belki izleyici
Ben ki şahsım adına bir temsili birkaç kez izlemekten mutluluk duyuyorum ama daha önceki yıllarda aynı temsilleri sürekli izleyen insanlar için farklı farklı temsiller, opera ve balede özellikle konulmuyor. İşte bu söylediğinizde, az önce söylediğiniz daha doğrusu, bununla çok ilintili belki de. Yani bu tabii çok eski bir hikaye. Yani bizde operanın bu şekilde varoluşu daha çok yeni bakarsanız. Yani 1949-50'lerden bahsediyorum. Hı hı. Ama Avrupa'da baktığınızda ta Medici ailesine kadar gidiyor iş. Yani mesela şurada opera binaları var. Dehşet bir şey. Paris Operası'na gidiyorsunuz, hayretler içinde kalıyorsunuz. Yani o ona nasıl değer verdiğiniz, onu nasıl kutsadığınız, ona nasıl moral verdiğinize bakıyor. Ama size şunu söyleyeyim, mesela 50'lerin sonu 60'lı yıllar, 70'li yıllar gerçekten çok büyük sesler geldi operaya. Ben annemden biliyorum. Evet. Yani benim annem öyle herkesi beğenen bir insan değildi. Öyle kolay beğenmez ama onun çok böyle beğendiği opera artistleri vardı. Ve özellikle mesela onlarla oynamak isterdi filan. Ama onlar artık gelmeye başladılar. Ve bugün uzun zamandır hakikaten Türk operasında dünya çapında opera artistlerimiz var. Yani bazıları gidiyorlar da fakat ne yazık ki basın, televizyon bunlara hiç değer vermiyor, öne çıkarmıyor. Bizden mesela Viyana Operası'nda oynayan, Salzburg Festivali'nde söyleyen, efendim Metropolitan'da oynayan, Scala'da oynayan opera artistleri var. Bunların hepsi var Berlin Operası'nda söylüyor. Ve biz bunların çoğuna opera ödülleri veriyoruz. Bizim her sene 19 Haziran'da biliyorsunuz ilk operanın oynandığı tarihtir bu. Biz o gece ödüller veriyoruz. Ve onların bir bölümü İstanbul Operası'nda, bir bölümü Antalya'da mesela, Mersin Operası'nda halen tenorlar falan duruyorlar Ankara'da. Ama kim tanıyor onları? Evet, burada da tabii devreye... Kim tanıyor onları? Tek adeta aynı tornadan çıkmış gibi tek tip insan yetiştirmeye, zihinleri afyonlamaya çalışıyorlar. Yani şimdi bu değerlerin hiç durmaması lazım. Bunlar her gece oynayacaklar. Mesela İstanbul'da siz 4 tane büyük opera sahnesi kurmak zorundasınız. Çok büyük bir şehir. Burada 3 tane senfoni orkestranızın olması lazım. Efendim sahne kalmadı. Çok büyük yerler burası artık. Bunların hepsi olacak ki bu opera artistleri sahneye çıkacak. Bunlar çıkamıyorlar ki sahneye, evde oturuyor. Evde oturuyor yani. Yok, opera yok. Çıkacak, oynayacak, opera yok. Evde oturuyor da. Evet. Bundan daha büyük cinayet olabilir mi? Olamaz. Maalesef. Şimdi bu çok büyük bir haksızlık. Bu çok büyük bir geri hareket. Bu yok böyle bir şey dünya yüzünde. Yok böyle bir ve şey. Ve buna rağmen de opera sanatının sanki çok tutulmayan, göz ardı edilen, çok da rağbet görmeyen... Yalan, yalan. Bunların hepsi iftira. Böyle katılırım. Bir şey yok. Eğer operanız yoksa siz uygar bir ülke değilsiniz. Evet. O zaman gidin şey gibi yaşayın. Böyle geri bir ülke olarak yaşayın. Dünyada bazı şeyler çok büyük kriterdir. Çok büyük kriter. Nedir? Güzel sanatlar. Yani sizin medeniyetiniz ilk önce güzel sanatlarla ölçülür. Köprüler, viyadükler, efendim tünellerle falan ölçülmez. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O yapılır. Her şey... Bu mühendise bakar, yapar, parasını verir, yaptırırsın. Bunlar alelade işler. Bunlar değil mi? Yani altyapı işleri. Ama sanat üst yapıdır. Siz dünyaya ancak sanatla başınızı kaldırabilirsiniz. Bilimle başınızı kaldırabilirsiniz. Başkası yok. Yok böyle bir şey. Olmazsa olmaz. Olmaz. Yok. Onun için de yok. Tam katılırım derken bu noktada katkı sunmak için katılırım dedim. Malum... Çok az salon var artık tüm bu temsillerin oynanacağı, söyleneceği. Onlar bile bir ay önceden bazen bilet arıyorsunuz, gitmek istiyorsunuz, izlemek istiyorsunuz. Bir ay önceden biletler bitiyor. Operaların önünde metrelerce kuyruklar oluyor. Bakın bizim halk, annem böyle derdi ki ben buna çok iyi olan şeyi derdi, hemen hisseder, anlar derdi. Bizim halk, köylü. İyi olan bir şey yap derdi, hemen anlar. Ve bunu denerdi annem. Mesela annemi halk çok severdi. Çünkü o kendi sanatını halkın önünde yapardı. Onlara şarkı söyler ve öğretir. Bak bu. Bayılırlardı böyle, aman bir daha söyle falan derlerdi.
Yani o halkından hiç kopmamış ve halkını, kendini halkın emrine vermiş bir kadın olduğu için onu herkes çok tanır ve sever. Yani operacı, avantgard bir ressam, yani tüm sanatların birliği kuralı içinde dünyada yegane, o yatak odasıyla filan. Hepsi tamam, fakat ben size söyleyeyim, halkı onu tanıyor. Evet. Halkı onu tanıyor. İşte onun için en sevgili şey halkı onu tanıyor. Evet. Yoksa böyle bir sanatçıyı halkın benimseyip tanıması çok zor. Yani nedir bu derler? Hayır. Hayır. O tabii sanata nasıl baktığıyla da alakalı. Sanatçının sanata nasıl baktığıyla da alakalı. Yani memleketine faydalı olmak ister. Atatürk'e son derece inanır. Sonuna kadar her zaman. Ve yani böyle. Böyle bir yaratılış. Şimdi yaratılış dediniz ama geldiği, yaşadığı o sosyokültürel konum da çok önemli. Çok da zengin bir çocukluk dönemi geçiriyor aslında. Sevgili izleyiciler, neden zengin dediğimi birazdan ifade edeceğim, anlayacaksınız. Örneğin bir anıdan bahsetmek istiyorum ve devamını sizden dinlemek istiyorum bunu da. Nazım Hikmet'in annesiyle, Celile Hanım'la çok yakın bir ilişki içinde. Hatta adeta anne kız ilişkisi içindeler. Annenize, büyük annenize çok bağlı olmasına karşın ve ondan başka hiç kimseye anne sıfatıyla ifade etmemesine rağmen Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'a anne diye hitap ediyor. Evet. Nasıldı ilişkileri? Yani Celile Hanım, tabii ben kaç yaşında, 12-13 yaşındaydım, vefat etti. Celile Hanım bize çok gelirdi ve ruhen çok anlaşırdı annemle. Çünkü işte kendi kızı var filan, fakat onlarla ruhen pek anlaşmazdı. Hep bize gelir, bizde kalır. Ondan sonra annemle sanat konuşurlar, böyle resim yapar. Annemin portresini yapar filan. Yani onunla başka bir dünya, başka bir şeyin, atmosferin içine girerlerdi ikisi. Ve annem ona anne derdi. Çünkü Celile Hanım, benim babam söylemişti. Celile Hanım'ın Fransızcası İstanbul'da hiç kimsede yok derdi. Müthiş bir Fransızcası var, diktesi. Yoktur kimse. Yani Celile Hanım başlı başına yüksek entelektüel bir hanım zaten. Evet. Zaten öyle. Onun için yani bunlar çok anlaşan ruhlar. Onun için annem ondan çok yaşardı birlikte. Bize gelir, bizde kalır. İstanbul'da olunduğu zaman işte eve gidilir. Sizin de tabii. Ben de giderim. Evet. Bu anıların hepsine de şahitlik ediyor olmanız çok önemli ve çok özel. Tabii. Şimdi işte modada bu Hasırcıbaşı sokakta. O zaman böyle bahçelerin içinde küçük küçük evler, tahta evler, villalar vardı. İşte babaannem orada oturur. Onun yanındaki evde Celal Esat Arsevenler otururdu. Meşhur sanat tarihçi biliyorsunuz. Onun Özleman Hanım hem ressam hem piyanist. Ben oraya giderdim. Oradan arkada benim portremi yaparlardı. Çünkü atölye vardı. Oradan bahçeden bahçeye atlardım. Oradan doğru Celile Hanım'a giderdim. Celile Hanım'da otururum. Celile Hanım resim yapar. Yanında da böyle mutlaka ülseri olduğu için nohut vardır. Haşlanmış nohut. Onu böyle pırtlatır. Sonra ben mandalina yerdim. Bir gün bana dedi ki, bu beyazlarını ayıklıyorum. Bak Zeliha'cığım, bu beyazlarını ayıklama. Bütün vitamin bunlarda dedi bana. Evet. Ve ben televizyonda geçen gün duydum. Ondan sonra evet, o beyazları mutlaka yemek lazımmış. Onu bana öğreten Celile Hanım. Belki bir gün sizinle oralara gitmeliyiz. Malum artık İstanbul'un yapısı da değişiyor. Değişti, çok değişti. Ama Nazım evleri biliyorum ben. Geldiği, annesinin oturduğu evi ben de çok iyi biliyorum. Hatta zaman zaman da önünden geçiyorum. Ya, yolumu ya, değiştiriyorum. Bahane yaratıyorum. Halen duruyor. Ama malum bu kentsel dönüşüm hadisesi her yeri zamanı gelince vuracak. Tabii. Belki de oraları o haliyle bir çok kez daha görmek lazım. Çok tanımlanmayacak bir halde. Yani böyle bir hayattı işte 50'li yıllar Ankara'sı, ondan sonra 60'lı yıllar geldi filan. Tabii bütün bunun içinde şunu söylemek lazım. Konservatuvar açıldığı zaman 39'da filan, 37-38'lerde açılıyor. Tabii ki o zaman kimse çocuklarını böyle opera artisti falan olsun istemiyor. Onun için ne yapıyorlar? Halk evlerinden biraz sesi güzel olanları falan topluyorlar. Böyle toplama bir kadroyla açılıyor. Yani sanatı eğitmek ve oradan malzeme çıkarmak yıllara dayanan bir şey. Onun için her zaman oradan böyle bir iki iyi ses var ama daha çok böyle hani orta karar sesler geliyor ansambl olarak.
Sonra 50'lerden sonra güzel sesler gelmeye başlıyor. 60'larda falan gelmeye başlıyor. Yani orada mesela bir Ferhan Onat var. Dünya çapında bir koloratür sopranı Ferhan Onat. Biz her sene onun onuruna ödül veriyoruz. Ondan sonra bir şey var, bu Ayhan Aydan var mesela. Evet. O da bir genç dramatik soprano. Bunlar da işte böyle operanın bir takım çekememezlikleri, hani küçük ses, küçük insanların çoğunlukta oldu. Bunların da kariyerleri son derece şey oluyor yani, böyle kötü oluyor kariyerleri. Yani evet. Bunlar gerçek değerler, dünya çapı olmasına rağmen mesela bu kadar gerçek değer olmayıp fakat politik olarak işte böyle bir takım ilişkiler, forslar, bir takım kliklerle dünyaya çıkan ikinci sınıf, üçüncü sınıf sesler oluyor. Ona da yazık oluyor. Çünkü annem derdi ki Türkiye adına yazık derdi. Elbette. Türkiye adına yazık derdi. Onun için hep derdi yani sanatta, fors sanatta şey olmaz derdi. Çünkü eninde sonunda çıkıyor. Ve çok büyük emek gerektiriyor. O emeğin çok, de zayi olmaması gerek. Çok, çok. Onun için bu büyük isimleri de saymak lazım. Evet. Efendim biz bu yayını Semiha Berksoy Vakfı'ndan yapıyoruz bugün. Evet. Siz annenizin anısına bu vakfı kurdunuz. Kaç yılında kurdunuz? Vakıfta ne gibi faaliyetler sürüyor? Biraz da onlardan bahsedelim. Bahsedelim. Şimdi bu vakıf zaten annem zamanında vardı. Bu vakıf. Sonradan biz bunu daha faal hale getirdik. Yani bundan bir 9 sene önce. Ve bir müze söz konusuydu. Bunu müzenin içine koymak için biz burada faaliyetlere girdik. Bundan dolayı oldu yani bu dersler, bu faaliyetler bundan dolayı oldu. Özellikle opera, piyano, müzik konusunda ders veriyoruz. Ondan sonra şeyde de veriyoruz, toplu derslerde veriyoruz. Tiyatro ve diğer dersler veriliyor. Hı hı. Ama bunun amacı Semiha Berksoy Müzesi'nin alt şeyi olacaktı bu, yapısı olacaktı. İşte o müze meselesinde ne yazık ki kötü bir şey oldu. Yani biraz devletten gelen bir engelleme, bir kötü bir durum oldu. Hı-hı. Bizim binamız olmasına rağmen o bina engellendi. Onun mahkemeleri sürdü, hala sürüyor. Bunlar tabii hoş şeyler değil. Elbette, dileriz en kısa zamanda sonuçlanır. Yani koleksiyon ve tabii kendi eşyaları konusunda bunların hepsinin olması gerekiyor. Semiha Berksoy hala halka ulaşmaya devam ediyor. Niçin devam ediyor? Elbette eserleriyle devam ediyor ama zaman zaman örneğin 2017'nin başında Semiha Berksoy With Love diye bir sergi açıldı. Evet. Aşkla Semiha Berksoy diyelim. Ve 16 yaşından itibaren çizmiş olduğu tüm desenler orada sergilendi. İlk ve özel önemli bir sergiydi yine, değil mi? Biraz ondan da bahseder misiniz? Evet, yani o tabii annemin lise çağlarından itibaren topladığı bir desenler, ilk desenler, akademide çizdiği i̇lk desenler. İlk kez sergilendi. İlk kez sergilendi, evet onlar. Hatta onlardan 70 tane daha evde var. Epey bir desen, onun içinden böyle bir şey yaptılar. Onu sergilediler. Bir de bütün rejime bir katalog yapıldı onun adına. Hani bütün dünyadaki modern müzelerde çok tanınan bir insan. Özellikle 2000 yılı yani yeni milenyum içinde düşünülen bir ressam zaten. Yani 20. yüzyıl değil, 21. yüzyıla ait kavramsal bir ressam. O kavramsal resim yapıyor. Ve şey, bu Venedik Bienali'ne falan gitti. 2005'te eserleri sergilendi. İşte Viyana'da, şeyde... Bonn'da bir yıl boyunca Millennium sergilerine katıldı. Yani yurt dışında çok çok tanınan, bütün müzeler tarafından tanınan bir ressam kendisi. Evet. Efendim Türkiye'de de oldukça tanınan, bilinen ve Cumhuriyet döneminin en önemli kadın isimlerinden biri. İsmiyle daha çok yaşasın diliyoruz. Ve programımıza katıldığınız için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel söyleşi için, sohbet için. Sağolunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugün size Semiha Berksoy Opera Vakfı'ndan seslendik ve söyleşimizi burada yaptık. Konuğum Profesör Doktor Zeliha Berksoy'du. Zeliha Berksoy'la sanatı konuştuk, sanatçıyı konuştuk ve Türkiye'nin sanat geleceğini konuştuk aslında. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşça kalınız diyorum.